oyun endüstrisi aslında kendisiyle beraber çok büyük bir ekosistemin oluştuğu, doğal olarak oluştuğu bir şeye, endüstri haline dönüştü. Bunun içerisinde oyun endüstrisinin temel bileşeni olan oyun geliştiriciler, oyun geliştirici şirketler ya da bağımsız oyun geliştiricisi dediğimiz insanlar var. Bunlar bazen büyük şirketler olabiliyor, bazen orta ve küçük ölçekli stüdyolar olabiliyor. Bazen stüdyo kavramı ya da şirket kavramı dışında sadece takımlar olabiliyorlar. Bu çerçevede bunun etrafında işte hemen yanı başında görüyorsunuz bir takım işte publisher dediğimiz, yayıncı dediğimiz aslında fiilen oyun geliştirme işiyle uğraşmayan ama oyunun tüketiciyle buluşması için bu konuda profesyonelleşen kurumlar var. Yine reklam veren bu portallerimiz var. Biliyorsunuz bizim publisher dediğimiz portaller dışında bir de Steam gibi, App Store gibi, yani reklama girmeyecekse Google Play Store gibi aslında platform sağlayıcılar var. Bunun dışında ödeme sağlayıcılar var. Gittikçe böyle bir soğanın katmanları gibi büyüdüğünü görüyorsunuz. Tabii ki dışarıda eğitim kurumları var. Biraz daha dış çeperde. Çünkü eğitim kurumları bu endüstrinin tüm alanları için aslında insan yetiştiriyorlar. Her ne kadar Türkiye'de oyun dediğimiz zaman sadece oyun eğitimi veren spesifik işte üniversitelerin altında, liselerin altında programların olması gerektiği gibi bir algı olsa da bu aslında belki sadece işin mutfağı için lazım ama mutfağın dışında örnek olarak veriyorum. Restoranın mutfağını düşündünüz. Bir de restoranın dışarıda tüketiciye servis eden garsonlar var. O bulaşıkları yıkayanlar var. Genel olarak temizlik yapanlar var. İşte yok efendim onun reklamını yapan var. Menüleri hazırlayan insanlar var. Bütün bunların tamamı aslında bize sinema endüstrisinden çok daha kompleks bir yapı icat ediyor. Pazarlamacılar, psikologlar, data scientist bizim veri uzmanı dediğimiz insanlar, bunun dışında marketeer dediğimiz yani oyunun ya da product manager dediğimiz oyunun bütün life cycle'ı boyunca onun maintenance'ını yani oyunun tüketiciyle olan deneyiminin belirli bir düzeyinin altına inmemesi, şirketin elde ettiği kazanımların bir noktanın altına düşmemesi adına çalışan insanlar var. Bunlar ağırlıklı olarak mesela bizim her zaman düşündüğümüz şeyden gelmiyorlar. Programcılıktan ya da işte bir takım mühendislik bölümlerinden, fizik bölümünden, matematik bölümünden gelmiyorlar. Bunlar daha sosyal bilimlerden geliyorlar. O sosyal bilimlerin dışında işte güzel sanatlardan gelen insanlar var. Hepsi için aslında oyun endüstrisinde bir yer var. Biraz bağlantılı oldu ama şunu söyleyebilirim. Bir insanın oyun endüstrisinde yer bulabilmesi için kendi çalıştığı veya öğrendiği, eğitimini aldığı alanın oyun endüstrisiyle olan bağlantısını iyi incelemesi lazım. Nerede ne şekilde bağlanıyor? Çünkü herkesin eğitiminin oyun endüstrisine, oyun yaşamın kendisi olduğu için bir yerde bağlandığını görüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ya belki bu yol benim için oyun endüstrisiyle bütünleşmenin bir şeyi olabilir, rotası olabilir. Böyle bir cevap verebilirim.